Çok değerli konuklar, kıymetli Genel Başkanım, gerçekten bizi onurlandıran çok değerli İstanbul'umuzun kıymetli topluluklarının, cemaatlerinin liderleri, değerli Patrik Bartolomeus, değerli Ermeniler Patriği, Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan Vekil Tatul Anuşyan, yine neşesiyle her zaman bizi çok morallendiren Hahambaşı İshak Haleva, özellikle İstanbul Ankara Süryani Cemaat Lideri Metropolit Yusuf Çetin Bey, Sayın Başpiskopos Levon Zekiyan ve Sayın Monsenyör Remzi Garmo Vekili Peder Remzi Diril aramızdalar ve elbette ki diğer bütün konuklarımızı, hanımefendileri, beyefendileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu arada bir gelişme de yaşandı. Özellikle konuklarımızın arasında olan Latin Katolik cemaatten Episkopos Monsenyör Ruben gece vefat etmiş. Çok üzüntülüyüz. Hem ailesine hem bütün cemaat üyelerine başsağlığı diliyorum. Tabii aynı zamanda onu temsilen gelecek olan Rinaldo Marmara da katılamayacak vefatından dolayı. Bunu da kıymetli konuklarımızla paylaşıyor. Üzüntümüzü belirtmek istiyorum. Tabii bu özel de bir ayın içindeyiz. Biraz hava soğuk. Açık hava tercihi biraz da dönemin tabii bir hastalıktan hepimiz korunmaya çaba gösteriyoruz. O bakımdan herhalde böyle bir ortamı tercih etti arkadaşlarım. İstanbul'un havası bugünlerde buna da müsaade ediyor bir nebze ama yine de sizleri fazla üşütmek istemiyoruz. Allah korusun. Hiç kimsenin hastalanmamasını özellikle istiyoruz. Tabii içimizi ısıtan başka unsurlar da var. Yani bizi bir arada tutan, bizi bir arada güçlendiren bayramlarımız var, buluşmalarımız var. Mümkün olduğu kadar bütün bunları da kendi içimizde yönetmeye çalışırken bir araya gelmeye, bunu bir arada konuşmaya, hangi inancın bayramı olduğuna bakmaksızın bu şekilde bir uslupla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Zira bunu yaparken de ben kendimi dünyanın en mutlu, en güçlü ve en zengin belediye başkanı olarak görüyorum. Bu da benim için büyük bir nimet. Daha geçtiğimiz günlerde Hanukka bayramını kutladığımız Yahudi hemşerilerimiz ve bütün ailelerine tekrar bayramları kutlu olsun diyorum. Yine yarın Noel'ini kutlayacak olan Hristiyan kardeşlerimize tekrar bayramlarının kutlu olmasını, barışın, huzurun bizimle olmasını diliyorum. Elbette ki yeni bir yıl var önümüzde. O yeni yıla dair de çok güzel dileklerimizi, temennilerimizi yinelemek istiyorum. İçi sağlıklı olsun, içi barış olsun, içi başarı olsun, huzur olsun. Bütün bu duygularla bize bir yıl yaşatsın. Zor bir 2020 geçirdik. Hepimiz bunu biliyoruz. Tabii yüzyıllar boyu farklı kültürlerden, dinlerden, milletlerin, insanların bir arada hoşgörü içinde yaşadığı ve bu çabayı ortaya koyduğu bir şehirdeyiz. Zengin bir şehirdeyiz. Her cemaatimizin, her inançtan olan insanımızın bu şehrin sokaklarına, parklarına, hayatına, yaşamına büyük izler, derin hikayeler, çok derin miraslar bıraktığının da farkındayız. Şunu belirtmek istiyorum. Bu şehrin hiçbir topluluğunun adı azınlık değildir. Çok net. Asaleti, asilliği tamdır. Bunun altını çizmek istiyorum.
Sunucu arkadaşım azınlık dedi ama hani bir ağız alışkanlığı oluyor. Bu kötü bir şey. Bunu yenmemiz lazım ve benim içimi acıtan bir şey. Kabul etmiyorum bunu. Her vatandaşımızın bir kişi dahi olsa tek bir kişi olarak bir inancı ya da bir grubu temsil ediyordu olsa ben onu azınlık olarak tanımlayamam. Böyle bir şeye hakkım yok. Bu kadar net, bunun hissedilmesini özellikle istiyorum. Çünkü kimin bu şehre nasıl katkılar sunduğunu kimse bilemez. Bazen bu yüzyıllar sonra anlaşılıyor. Şimdi Sayın Levy o kadar güzel bir konuşma yaptı ki, yani ben şimdi nasıl yarışırım Sayın Levy ile? Ben 40 yıllık İstanbulluyum. Aramızda çok fark yok ama o da 500 yıllık İstanbullu. Ne yapsak şimdi? Nasıl bir yarışa tutulsak? Bu mümkün değil. Ama hissetmek, bir arada olmak, bugün bu şehri hissediyorum diyen de bizim asil vatandaşımız olarak yeni doğmuş bir bebeğimiz de bizim asil hemşerimizdir, vatandaşımızdır. Onun için çok kıymetli katkılarla bu şehri zenginleştiren herkesi minnetle, saygıyla anıyorum. Kim olduğuna bakmaksızın, kimliğine bakmaksızın. O bakımdan her yönüyle rengarenk bir şehir İstanbul. Ben bunun zenginliğini, nimetini yaşamak ve bu şehre yaşatmak istiyorum. Bunun da tek yolu var, hep birlikte yapabiliriz bunu. Hep birlikte yapabiliriz. Bu manada bu gerçekten bir araya geldiği zaman ayrılmaz bir bütünü gösteren ve hissettiren o büyülücü kimliğini daha yukarı nasıl taşıyabilirize hep beraber çaba göstermemiz lazım. Açıkçası ne ilgisi vardı demeyin, hissettiğim için bu projeyi aslında ta Beylikdüzü'nden beri nasıl yapabiliriz diye düşündüğüm ve Cengiz arkadaşımla bunu tartıştığımız bir süreçti. O zaman kısmet olmadı ama böyle bir niyet, bir çalışma tabanı oluşturmuştuk. Kısmet bugüne İstanbul'u oluşturan ve o insanların bu şehre kattıklarını anlatan yazılar, kitaplar, eserler oluşmasının bize büyük katkı sunacağını biliyordum. O manada attığımız bu fikirsel adımlar bugün gerçekten olgunlaştığını ve bütün katkı sunanların emekleriyle çok güzel İstanbul'un Renkleri isimli bir kitap olduğunu görüyorum. Çok da mutluyum. İstanbul'da bizim tabii vatandaşlarımızın böyle haklarından ya da hukuklarından ya da buradaki kimliklerinden bahsettiğimizde hep aklımıza Rumlar, Ermeniler, Yahudiler gelir. Ama aslında sadece o vatandaşlarımız da değillerdir. Bu cemaatlerin dışında kalan gerçekten birçok unsur var ve ihmal ediliyorlar. Onların da burada dile gelmesi değerliydi. İstanbul'un kesinlikle renk paletinde Bulgarlar, Süryaniler, Polonyalılar, Latinler gibi gruplarımız da var. Bu manada bu genişliği, bu derinliği burada hissettirmiş olmak beni çok çok mutlu etmiştir. Tabii İstanbulluk kimliğinin, İstanbulluk kültürünün her birisi bir katmanı ve bir değeri, bunun hissedilmesi önemli. Avrupa'daki örneklerin aksine İstanbul'da aslında bu gruplar bir getto oluşumu şeklinde de gelişmemiş, kaynaşmışlar, bir arada olmuşlar. Mahalleli olmak, komşuluk duygusu, birbirine katkı sunan unsurlarla bazen ticarette, bazen sosyal yaşamda çok güzel görüntüleri ortaya koymuşlar. Bu da aslında bugün az önce söylediğim işte bayramları bir arada kutlama geleneği aslında bu şehrin geçmişinde var. Çünkü mahallede bayramlarını bir arada kutlar, birbirlerine duygularını ifade eden bir coğrafyadır İstanbul. Onun için yan yana ibadethaneleri görürsünüz ve buralarda insanların iyi günlerinde bir arada güldükleri, eğlendikleri, kötü günlerde de bir arada ağladıklarını, üzüldüklerini görürsünüz. İşte bu eser bir anlamda bunu anlatıyor, bütün bu duyguları bir araya getiriyor.
Bu esere katkı sunan çok değerli Sayın Altan Öğmen Beyefendi'ye, yine Ari Çokon'a İstanbul Rumlarını yazdı. Bulgarların İstanbul'daki tarihini, meslek ticari faaliyetlerini Sarodadyan, İstanbul Ermenilerini Püzant Akbaş, İstanbul'un Latin Katolik cemaatini Rinaldo Marmara, İstanbul'da Polonya Köyü, Polones Köyü Nazım Altman hikayesi beni hep etkilemiştir. İstanbul Yahudilerini İvo Vedat Molinas, İstanbul Süryanilerin dünü bugününü Said Süsin ve bu İstanbul'un bu topluluklarının özellikle Türk sporuna katkısını da Sayın Mehmet Yüce yazmış. Özellikle final kısmını da çok güzel bir hani renklerin bütünleşmesini anlatan Sayın Sevecen Tunç ve Sayın Cengiz Özkarabekir'in kalemiyle sonuçlanmış. Tabii Kültür AŞ'nin yayınlarından çıkan eserin koordinatörlüğünü de Ayhan Bozkurt, editörlüğünü de Sarodadyan yapmış. Kısacası bütün bu emeğe geçenlere ve burada ismi yazmayan tüm katkı sunan paydaşlarına da yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İstanbul'un arka kapağında, bu İstanbul renklerin arka kapağında günümüz İstanbul'u ağır bir nostalji yükünü sırtlamış bir şekilde 21. yüzyıl boyunca ilerlerken varlıklarını yatsımadan, ayrıştırıcı, dışlayıcı ve tek tipleştirici tutuma maruz bırakmadan İstanbul'un tüm renklerini kucaklamamız gerekiyor diye bir tarif var. Çok önemli. Ben tüm kalbimle katılıyorum ve hem görevim süresince hem de bundan sonra bu duygunun temsil edilmesini diliyorum. Zira biz gerçekten 16 milyon İstanbullu için adil bir şehir, gerçekten eşit, aynı zamanda yaratıcı bir hayatı olan, aynı zamanda yeşille, doğayla çok güzel bir kent olmasını isteyen bir felsefeyi temsil ediyoruz. Tarih bu anlamda bu büyük başarıların altına imza atabildiğimiz günlerin bize nasip olmasını, bize göstermesini diliyorum. Ve İstanbul'un Renkleri kitabı çok kültürlü, çok sesli İstanbul vurgusunu yapmasını da bir önemli bir başlangıç. Bundan sonra da bu farklılıkların daha fazla insanları birbirine kaynaştırdığını hissettiren anlayışla ifade edildiği eserleri, yayınları hep birlikte ortaya koyalım istiyorum. Ve gerçekten burada sizlere baktığımda kendimi tekrar çok güçlü bir şehrin, çok önemli bir şehrin, dünyanın merkezi olabilecek bir kentin belediye başkanı olduğumu ve bütün bu büyük sorumluluğu da bana yüklediğinizi hissediyorum. Bu manada iyi ki böyle bir şehrimiz var, iyi ki böyle bir güzel kentte yaşıyoruz. İnşallah ona layık bir şekilde geleceğe taşınması için de el birliğiyle her iyi şeyi başarmak adına sizlerle duygularımı paylaşmış oluyorum. İstanbul'un renklerinin her okura güzel şeyler katmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet efendim, buradayız. Tamamdır efendim. Tamam, birden. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yoktan bakıyor musun? Hemen kapatalım.